Arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir vlogla karşınızdayım. Çok fazla bağıramıyorum çünkü burada bir huzur hakim. Öyle bir yerdeyiz ki bugün şaşıracaksınız. Ben hayatımda ilk defa geldim ama arkadaşımın yanına hemen geri dönüyorum. Bir dakika. Bugün kasabanın şerifi mi diyeyim? Evet, kasabanın şerifi. Ofis ismi de söyleyebilir miyim? Tabii ki. Remaksi Tepe ofisinden evet. Funda ile beraberiz. Bugün Ömerli'de kasaba evlerindeyiz. Hayatımda ben ilk defa geldim. Ömerli'ye de ilk defa geldim. Ve ben böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Kendime çok kızıyorum. O yüzden bir iki tane kendime bir tokat atacağım. Funda. Ben de şöyle çıkıyorum. Aynen. Funda. Burada milyonların üste yaşaması lazım. Evet. Müthiş bir yer ya. Kasaba aslında İstanbul'un gizli cennetlerinden biri. Birçok müşterimden aynı tepkiyi seninle alıyorum. Son dönemde yaptığım bütün işlemlerde özellikle pandemi döneminde biz İstanbul'da nasıl böyle bir yer var? Bizim bundan nasıl haberimiz yok tepkisini çok aldım açıkçası. Biz yolda gelirken böyle gerçekten dedi. Gizli bir cennet. A göl var. Evet. Ağaç. Burası diyorum ki Kaliforniya'da bir semt. Aynen. Amerika'da müthiş. Country kasabaları modellenerek planlanmış bir site burası. 1860 dönüm arazi içerisinde kurulmuş. Wow. Orman içerisinde tek bir ağaç kesilmeden planlanmış. Evlerin bahçeler içerisindeki konumları bile ağaçların bahçe içerisindeki yerlerine göre lokasyonlandırılmış bir yer. Dolayısıyla içeride kaplumbağa çıkabilir, ben korkarım kirpi görebilirsin gibi. Ben korkarım. Tabelalar var bizde. Arkana saklanırım böyle. Bizde böyle tabelalar var burada. Aslında çok keyifli, çok sakin, çok huzurlu. Bol kuş sesleriyle, bol su sesleriyle bezenmiş. Valla i̇şte güzel bir yer. Görsel bir şölen aslında. Güzel bir yerde aktif olarak rol alıyorsun. Valla. Evet, sen evet. Neyse diyorsun böyle. Ben bari. Çok keyifliyim. İnsan işini seviyorsa, çalıştığı yeri seviyorsa çalışıyor gibi olmuyor ya. Gerçekten hiç çalışıyor gibi değilim. Şu kıyafetine bakar mısınız? 15 yıldır sadece kasaba, sadece Ömer'le çalışan bir danışmanım. 22 yıldır da markama Remax markasına hizmet veriyorum. Wow. Çok keyifli. Helal olsun. Enerjine hayranım bu arada. Teşekkür ederim. Sağ ol. Biz yeni tanıştık arkadaşlar evet. Bu arada. Ve müthiş bir enerjisi var. Bu da videoya yansıyacaktır. Videoyu izlerken göreceksiniz. Daha teşekkür ederim. Tanışalı 15-20 dakika evet. Oldu. Ama yıllardır dedim tanışıyor. Ki daha ilk bu nasıl bir enerji ya? Herkes de böyle güzel özgüven olsun bu kıyafet. Ben şunları artık giymekten sıkıldım. Kıyafetleri değiştirelim mi? Olmaz da şey yaparız. Beraber alışveriş yaparız seninle. Aynen. Lütfen bana yardımcı ol. Ben estağfurullah. Ne demek. Keyif benim en sevdiğim işler. İşimin yanı sıra kıyafet konusunda da biraz hassasiyetim var. Şimdi bugün bir tane ev gezeceğiz. Evet. Aslında bir tane daha büyük bir ev. Daha modern, daha güzel bir ev gezecektik. Bu da çok modern bir ev. Bana fotoğraflarını gönderdi. Oradan sonra tüm siteyi turlayacağız. Evet, aynen. Hazır aynen. Mıyız ya? Evet, hazırız. Ben çok hazırım. Arkadaşlar yepyeni bir seriyle beraberiz. Bundan sonra kasaba evlerinde artık Funda'ylayız. Hazır mısınız? Şimdi eve geçiyoruz. Evden sonra siteyi geziyoruz. Bu doğa harikası siteyi gezmeye hazır mısınız benimle? Ama gitmeden kanala. Siz tahmin edin ne diyeceğimi. Alt yazıyı gördüğünüz herhalde. Evin içerisinde görüşürüz. Arkadaşlar eve geldik şu anda. Mükemmel bir ev turuyla karşınızdayız. Hiç uyarmıyorsun ya kamera arkada bir. Ne bileyim işi sen bilirsin. Şakalar ya. 2022 yılında bu kadar kötü şaka yapılır mı ya? Ben de böyle baka kaldım. Ne yapacaktım burada diye. Bu arada evin numarası benim uğurlu sayım yalnız. 77. Yani 7. Duble 7. 2 tane şanslı numaramı yan yana koymuşlar yani. Valla bu eve şimdi sana nasıl... Sana nasip olsun inşallah. Evet. Telefonum bile yok. Hani o kadar param yok. Anneciğim bana bir Ömer'den ev alır mısın desem diyecek ki kendin alalım. Olur olur, o da olur. Olur değil o mi ya? O hayal etmek ve kurgulamakla alakalı. Kesinlikle. Ben bu arada çok beğendim. Daha evi görünce bakalım neler yaşayacağız. Merak ediyoruz. Arkadaşlar şimdi eve gezeceğiz. Burada kaç tane tip var bu arada eve girmeden? Bir yani sürü ev çok tipi gördük. Çok fazla tip var. Bizde 5 etap aslında planlanmış bir site burası. Şu an 4-5 yapım aşamasında olacak. Satışa çıkacak. 4 etapta inanılmaz. Yani belki 30-35 tipte ev var. Vay. 1+1, 2+1, 3+1 dairelerimiz de var. Bizim bahçe katı ve üst kat olmak üzere. İkizler, üçüzler, dördüzler şeklinde townhouse yani böyle enine yapılaşmamız da var. Yani bekar ben mesela gelip yaşayabilirim tabii yani. Tabii 1+1 bahçe dairelerimiz bir de üst kat dairelerimiz var. Var. Hangisinden istersen. Toplam kaç ev var burada? 750 konut planlanmış. Şu an 600 konutta yaşam var. 150 konut daha 5. etapla beraber inşa edilecek. İyi bakalım ya. Bu arada arkadaşlar o kadar güzel ki göreceksiniz. Böyle Amerikan filmlerindeki aynı country tarzı yaşamı yapmışlar. Mesela çocuk bisikletle gelir, bisikleti bırakır hemen eve gider. Aynı mod burada da var.
ya da neydi o? Skuterli yaşam, postacı. Bisikletli yaşam. Çocuk. Evet, ben burada eskiden dağıtım yaparken bisikletle işte broşürlerimi bisikletle bahçelere atıyorum. Çok keyifli dağıtımlarım oluyor dönem dönem burada. Amerika'da filmlerde gördüğümüz şeyleri burada uygulayabiliyorum. Mükemmel yani. Ya, dümdüz evet. Yaşam. Evet. Burada güzel bir posta kutusu var mı? Herkes de bundan mı var yoksa? Yok, herkes kendi keyfine göre, zevkine göre, evet. Grabblers. Evet. Bu arada arkamız hemen orman. Bunu bilin de. Ciddi anlamda bir orman burası. Evet. Kışın özellikle yabani hayvanlar görebiliyorsunuz burada. Öyle bir şans var. Kapıyı çok severim Ferz Hoca. Evet. Bahçe alanı başlıyor. Bahçeyi en son gezelim. Tamam olur. Gelin direkt eve geçelim. Tamam. Efendim buyurun. Sizi takip ediyoruz. Buyurun efendim. Bir kedi sesi duyuyorum. Merhaba. Yiğit, evet, evimize hoş geldin. Hoş bulduk canım. Bu bir kasaba evi. 3+1 dubleks ve müstakil bir dönüm bahçe içerisinde bir ev. Bu abi kim? Kedimiz çok önemli. Evimizin 18 yaşında. Önemli bir üyesi. Çok büyük. Kendine ait odası ve kendine ait banyosu var. Kendine ait odası var. Evet, 18 yaşında ben ilk bu kediyi gördüm. Yaşamları değiştirebilir miyiz acaba kendisi? Bunu bir konuşacağım arkadaşlar. Bir izin verirseniz. Abi, benden daha şanslı bir hayatım var. İzin verirsen diyecek ama biraz şey. Evet, yaş itibariyle artık hareketleri yavaşlamış mesela, durumda. Mesela pati atar mı ya? Yok yok, sıkıntı yok. Sakin bir kedi. Gel Yiğit de sevsin seni ya. Ay çok büyük ya. Kaç yaşında? 18. Wow. Evet. Kuzenim yaşındasın oğlum. Rengi evet. De güzelmiş. Evet. Toplam kaç oda var? Burada 3+1 burası. 3 tane oda var. Bir salonumuz var. Bol ışık alan, hani bolca penceresi olan yeşiller içerisinde biri. Kompakt. Yaklaşık bir dönüm bahçesi var. 980 metrekare. 980 evin metrekare. Evin taban oturumu buna dahil. Çok şık bir terası var. Burada yemek alanımız evet, var. Evet, salonumuzda yemek bölümümüz bu burası. Ev satılık bu arada. Satılık, evet. Arkadaşlar bu arada eklemeyi unuttum. Evimiz şu anda satılık. Tabii ki de ilgileniyorsanız Funda ile görüşmenizi tavsiye ederim. O yüzden satın alır mısınız? Ona göre incelemenizi tavsiye ederim. Ben de karışacağım. Sanırım ev sahibi yaşıyor aynı zamanda. Evet, ev sahibimiz için teslim edecek. Şu an, evet. Peki eşyaları bırakacak mı burada? Yok, hayır. Hepsini alacak, götürecek. Değişik, güzel dekore etmişler. Evet, keyifli bir ahşabı seven bir ev sahibimiz var. Evet, dekorasyonda çok şık kullandı. Avizeyi gördün mü? Evet. Arkadaşlar geyik. Abajurları falan da öyle. Evet. Geyik neyi olur bu? Boynuz. Boynuz. Gerçek mi bunlar? Gerçek olduğunu söylüyor. Wow, süper. Burası da oturma alanımız Yiğit. Güzel bir şöminemiz var. Kasabada şöminemiz bizim sadece ambiyans için değil, ısıtmaya da yardımcı olması açısından çok kullanılır. Her evde Isı var mı? Isı yalıtımları son derece iyidir. Bütün evlerde var. Hani 1+1 dairelerimizde bile bizim şöminemiz var. Var. Bence çok kullanışlı bir şey. Evi sıcak yapıyor evet, böyle aynen, özellikle. Karlı aynen, günlerde. Aynen, çok aynen. Çok klişedir keyifli, ama. Çok, aynen, çok güzel olur. Kasabada da seni seyrediyorlar. Kasabada da Yiğit bu Portakal. Bu çocuğu, bu videoyu bir yerden tanıyorum ben ya. İpek ve evet. Yiğit Portakal. Kim lan bu? Ben değilim bu. Sahte. Dublörüm bu. Oğlum bak yine şömine geziyor evet, bu arada. Her yerde. Şömine önemli bir detay. Ben evlerde eve gerçekten bir ruh kattığına inanıyorum. Kesinlikle. Keyifle. Abone olmuşlar galiba ev sahibiniz. Evet. Teşekkür ediyoruz siz sayın ev sahibiniz. İpek'e de buradan selamlar. Evet. Buradan İstersen buradan terasımıza var. Çıkalım. Terasımız da çok keyifli. Devasa bir viski var burada be. Bir günde bunu içebilir misin? Bunu? Yok. Ben onu bir yılda içeceğim. Ben onu bir yılda içeceğim. Wow, güzelmiş. Şimdi Yiğit, biz ikinci etaptayız. İkinci etabın en üst kotundayız. Yani en tepedeyiz. Kasabanın en tepesindeyiz. Keyifli bir manzaramız var. Ufkumuz geniş. Bahçemiz az önce de söylemiştim. 980 metrekare, keyifli. İsteğe ve arzuya göre hani şu bölümde bir havuz da inşa edilebilir alan kişi. İzin var mı? Var, evet. Bu evin havuz projesi var. Aa, süper. Yalnız tam Amerikan life. Evet, evet. Ciddi anlamda gerçekten yani. Gerçekten öyle. Ben hep bunu iddia ediyorum. Hani burayı gördükten sonra insanların başka yerlerden alım yapabilmesi çok mümkün değil. Çok zor. Ben burası de çok gerçekten çok değişik bir yaşam tarzı. Böyle burada bir ev satmıyoruz aslında. Yaşam tarzı yaşam satıyoruz. Yaşam satıyorsunuz. Buraya benzer nereler var? Mesela Kemer Country, Acarkent ama birebir Kemer Country ile çok benzetiliyoruz ama hani ben buranın ayrı bir yer olduğunu iddia ediyorum. Benim içgüdülerim çok evet. Kuvvetli. Örümcek içgüdülerim var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Kemer Country biraz daha böyle fame. Yani çok popüler olmuş artık bir yer. Hani oraya biraz daha başka biz sakin, huzurlu, keyifli. Burada gerçekten bir hayat sindirmiş insanlarla beraber birlikte. Evet. O burayı tercih eden kişi evet, odur yani. Artık gösterişten, şaşadan uzak, son derece huzurlu. Ununu elemiş. Bahçe içerisinde kuş sesleri, işte su gürültüleri falan öyle. Bayıldım. Aşırı fiyatlarını merak ediyorum. Buranın hiç fiyatlarıyla alakalı bilgim de yok. Hem kira hem satılık fiyatlarını merak ediyorum. Burayı da çok merak ediyorum. Ne kadara satıyorsunuz? Neyse dur videonun sonuna kadar bekleyin. Sürpriz.
Vallahi söylemedi, bilmiyorum Allah. Şu an hala. İnanmıyorsanız sorun. Böyle bir sineklik ilk defa görüyorum orada. Kediler olduğundan dolayı, bu evin kedilerden dolayı normalde sineklikler biliyorsun çok kediler tarafından hırpalanabilen yapılan. Evet. O yüzden böyle tel tercih etmiş ev sahibimiz. Evin bir sıcak, güzel bir yapısı var arkadaşlar. Acıktınız mı? Sempatik. Mutfağa geçireyim sizi. Vallahi acıktım ya. Dolabı karıştırdım. Şu güzel bir nadide evet. parçaymış. Müzayeden aldım ben. Merdiven altı boşluklarımız, çamaşırhanemiz, tuvaletimiz, girişte hemen vestiyerimiz. Bunlar da küçük detaylar ama bilgimiz olsun. Burası da mutfağımız. Mutfağımız evet, keyifli. Biz şuraflara bayıldım ya. Var, evet. Çok güzel kitap koymuşlar buraya. Mutfakların dekorasyonu hep aynı mı? Yok, hayır, farklı. Bu mutfağımız bizim bir yıl önce yaklaşık yenilenmiş bir mutfak. Kasabanın ana teslimattaki mutfağının dışında bir mutfak. Dışında bir mutfak. Granit mermer mi oluyor bunlar? Evet. Malzemelerden iyi anlıyor musun? Ben anlamıyorum. Çok anlamıyorum açıkçası ama. Onlar mimarların işi evet, daha çok. Evet, aynen. Şu tezgaha da bir şey deniyordu ama ben de bilmiyorum ama güzel tezgah. Acaba ben de mi eve böyle yani şu an yeni trend biliyorsun siyah üzerine, siyah ve gri üzerine kurulduğu için burada da bu evde de özellikle mutfakta bu detaylar kullanılmış durumda. Evet. Benim evim de gri, biraz siyah ve beyaz. Evet. Başka hiç renk evet. kullanmıyorum. Çok evet. sade. Şimdi her yer hemen hemen o detaylarda. Vallahi güzel. Buralarda bir yerde bence çamaşır makinesi de koymuş bulaşık makinamız var. Şey, evet tam orası. Tam orası. Ev işlerinden anladığım ne kadar çok belli. Tam lavabonun altı tam orası bulaşık makinesi. Ve bu sefer doğru buldum. Aynen. Vallahi mutfağı beğendim. Aynen. Bu... Sıkıntı yok. Öyle açıkta kalabilir. Kapım. Çamaşır makinesi detayımız çamaşırhane demiştim girişte. Orada var. Orada çamaşır ve kumaşır. Buradan bahçeye çıkış var. Buradan bahçeye çıkışımız var. Bahçenin önünde yine bir masa grubumuz var. İstersen şöyle. Yani bir barbekü patlattığımızda evet, rahat rahat takılabilirler. Ev sahibi çok düzenli birisi ha bu arada. Evet. Temiz bir ev. Evet. Annem de benim şu yerdeki taşlara bayılır. Burayı isteğe göre pimapenle kapatan böyle kış bahçesi gibi yapan yapılır yaz mı? Kış oturup yemek yiyen ailelerimiz de var. Yapıma müsait evet. Burada yapan özgürlük, çok ailede var. Şehri gibi diyebilir miyiz? Çok özgür yani tabii belirli kurallar dahilinde evet. Her şeyi yapamıyoruz. Benim annem şey yapıyordu. Böyle taşları diziyordu. Bizim bahçe aralarına da nazar boncuğu koyuyordu. Aa evet çok keyifli böyle. Olur evet. Burada ağaçlara da çok asıyorlar. Güzel ya. Yukarı çıkalım mı? Evet çıkalım. Odaları gezelim. Odalarımızın şurada. Tamamı üst katta. Orayı göstereyim sana. Ben. Burası misafir tuvaletimiz. Burada girişte bir misafir evet. tuvaleti var. Aa şunlar çok güzel. Banyo dolapları. Evet. Çok karıştırmayayım. İçeride eşyalar var ama alandan çok tatlı şekilde faydalanmışlar. Burası da kiler depo. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi. Güzel yedek bir buzdolabı. Var. Biraz şehirden uzak olduğumuz için burada bir yedek buzdolabı ihtiyacımız oluyor. Evet. Bütün evlerde. Mutfak dışında bir alanda. Evet. İçeride mi bu pizzacı? İçeride evet. Bizim sitemizin içerisinde kafe restoranlar var. Birinci ve ikinci ve üçüncü etabın içerisinde. Veterinerimiz var. Yoga pilates salonlarımız var. Bay bayan kuaförümüz var. Var da var. Yani aslında tam adına yakışır bir kasaba. Kasaba. Evet. Her şey var dışarı yani. Dışarı çıkmadan hayatınızı idame ettirebileceğiniz her şey burada Bestiyar mevcut. Evet. Ooo genişmiş içerisi evet. bayağı. Güzel. Evleri burada mesela daha tamam daha önceden teslim edildi. Yok hayır hepsi yapılmış bu bir şekilde verildi. Mesela, evet aynen öyle. Bu kapısı penceresiyle tamamen orijinal bir ev. Sadece mutfak yenilenmiş mutfak durumda. Yenilenmiş. Evet. Kaç yıl önce başlamış? 2006 teslimatı. Teslimatı. Evet. O döneme göre bayağı modern. Tabii ki. Bir de şöyle söyleyeyim o dönemin inşaat kalitesine göre ve inşaat tekniğine göre de son derece iyi durumda evlerimiz. Türkiye'de hala evet. bile bazı bölgeler iyi inşaatlar yok. 18 yaşa tabii. yaklaştı evlerin şeyi neredeyse. Herhangi bir sıkıntı borulamasında, kablolamasında, baca sistemlerinde, çatı tertemiz. Sistemlerinde, en ufak drenajlarında en ufak bir sıkıntı yok. Dekorlarını çok beğendim bu arada. Country tarzı. Evet, country tarzı. Şimdi bu katta? Bu katta 3 tane odamız var. 1 tane de banyomuz var. Çok gezmeye alışık olduğumuz evlerden tabii ki de farklı şu anlamda. Hep böyle biz 4 kat, 3 kat falan geziyoruz. Evet. Bu yatay mimari benim en sevdiğim. Bir tane de Büyükçekmece'de yeni bir proje gezmiştim. Böyle İstanbul evleri hatırlarsanız bir 6 ay önce kartını koyuyorum. Tek kat. İşte bunun gibi böyle. Evet. Bu da 2 kat ama müthiş. Aslında müşterilerimizden de genelde alıcı kitlerin aldığımız inşallah. Tepkiler bu yönde. Hani 2 kat olmuş olması işte işletimi ve yoruculuğu açısından kompakt olmuş olması tercih sebebi. Temizliği. Bizde evler yatayda geniş. Öyle dikeyde uzayan evler değil. 3-4 katlı evimiz yok. Yok. Temizliği, kullanımı, in çık falan her şey çok daha rahat. Vallahi tamam alıyorum ya bu kadar. Yeter bu kadar. İkna edebildim 15 dakikada peki. 15 dakika bitti benim için. 15 dakikada ikna ettim. Abimiz yine burada. Abisi evet, selamlar aynen. abi. İzninle bir odayı turlayacaktık be. Reis kusura gerçekten bakma. Gerçekten evin en önemli üyelerinden biri. İyi, çok keyifli. Sunumlarımda çok keyifle bana yardımcı oluyor. Burası çalışma odası evimizin gibi. Evimizin kütüphanesinde çalışma odasındayız. Bir sürü evet. kitap var. Kitap okumayı çok sevdiğim bir oda burası benim. Çok keyifle sunuyorum müşterilerime. Evet, şöyle içinden bir tane. Sen kitap seviyor musun okumayı? Severim evet. Hadi evet, bakalım ne geldi. Ne çıkar bahtımıza aldım. Stephen King. Kitabı çıktı. Kitabın adı Kara Ev. Okuyamam. Kara Ev. Evle alakalı bir şey çıktı yine. Oğlum, ne kadar garip ya değil mi? Şans işte. Ben de eskiden okurdum Stephen King. Fesli kafatasımızı lütfen. Aa.
Abi değişik bir ev burası. Abi seni bir saniye kusura bakmazsan fesini aldım. Osmanlı döneminden evet. Dedim. Recaizade Mahmut abi. Hayatımda bu arada ilk defa fes deniyorum. Fas tabii ben takmıştım. Öyle mi? Ben Osmanlı kültürünü biraz fazla seviyorum. Bu yanına mı gelmesi lazım, önüne mi gelmesi lazım? Yanda durması daha şey olur. Vallahi oldu. Modern Osmanlı. Vallahi oldu. Ay. Osmanlı'da yaşasam yakışıklı, evet. Osmanlı torunu olurdum ha. Bu dönemde de yakışıklısın. Ay sağ olun. Evet. İltifatlar alıyorum. Şimdi ebeveyn yatak odamıza girdik. Ebeveyn yatak odamızda konum olarak işte köşe bir oda olduğu için bol ışık alan, bol güneş evet. alan bir oda. Yine az önce bahsettiğim gibi çok yüksek bir kotta olduğumuz için bütün Ömerli, bütün o vadi gözlerimizin önünde şu an. Oh. Pencereden bir evet. Güzelliğe bak ya. Şöyle bir açalım. Tabii sineklikler var arkadaşlar şu an doğada yaşadığımız için. Nereye bakıyoruz şu anda? Riva mı? Sana. Evet. Riva manzaralı. Müthiş. Sitenin en üstündeyiz biz evet, bu arada değil mi? Evet en üstündeyiz. Orman manzaralı. Harika. İçeri direkt oksijen doldu. Evet. Kapatıyorum, fazla oksijen geldi, çarpar. Ben ilk buraya çalışmaya başladığımda Yiğit, 15 yıl önce sürekli bir uyku halindeydim. Buraya geliyorum gidiyorum ama sürekli uyku halindeyim. Doktora gittim bana bir şey mi oldu diye. Dedi ki yok dedi bir şey gözükmüyor dedi. Bol oksijen mi alıyorsun? Bol oksijenli bir yerde mi çalışıyorsun? Öyle bir yerde mi yaşıyorsun dedi. Evet sonra alıştım. Ama buraya ilk geldiğimde öyle bir etkisi oluyor. Akşamları oksijen derin mi? Çarpması. Oksijen çarpması. Gerçekten eve gittiğinizde çok rahat uyuyacaksınız bu akşam. İkiniz bildiğiniz olsun. Haber vereceğim. Abi hoş geldin. Abi geldi, önümüzü evet, yüklememiz abi. Lazım. Asayiş belgemen. Reisin odası burası değil herhalde. Yok, reisin yani bir banyolu yatak odası evet. olmasın yani. Evet. Kendine ait banyosu var ama burası onun değil. Burada da ebeveyn banyomuz var. Oraya da bir bakalım şöyle. Güzel bir banyo. Belki bir elden geçirilmeye ihtiyacı olabilir. Evet, güzel şu anda. Evimiz kullanılabilir açısından bir sıkıntı yok ama bu tarz evlerde şimdi tabii yaş itibariyle yaşını 15, tamamlamış tabii. olduğu için dönemin trendine göre alan kişi kendi zevkine göre bir şeyler yapmak isteyecektir. Tabii canım. Ama o döneme göre çok iyi. Evet. Çok iyi yani. Evet. Bu arada gömme dolaplar var, giyme evet. dolapları. Bunlar hem kalacak mı? Hem banyonun karşısında da var. Kalacak mı bunlar? Evet. Bunlar kalacak. Gömme büyük sabit artı. Olanlar kalacak. Ortak bir banyomuz burası var. Burası kedimizin banyosu. Kedimizin banyosu. Evet. Reis diyorum ben kendisine. Reisin banyosu. Reisin banyosunu kendi kedi kumu var. Efendim havlusu var. Buna uzanamıyordur herhalde havluya yani. Yok. O kadar da değil. Burası da diğer odamız. Evet. Odamız. Odalarımızın büyüklükleri yaklaşık 18 metrekare. 18 metrekare. Yeterli büyüklükte. Yeterli. Daha ne olacak? Aynen. Odada bak, evimiz işletimi ya. Açısından kompakt bir evdir. Evet. Yani ısıtması, işletmesi, temizliği doğurmayan evlerden. Tabii ki doğalgazımız var. Yerlerimiz parke. Evet lamine. Parke. Burada yine aynı manzara. Kanada menşeli kaliteli parkelerimiz var. Keyiflidir bunlar. Yani inşaat işçiliğiyle alakalı, inşaat kalitesiyle alakalı güzel. Gerçekten söylenecek hiçbir şey yok. O güveni veriyor. Bir deformasyonu yok evlerimizin. Sıfır hiçbir teknik be. Aksamında. Evet. Müthiş. İç dış mantolamaları son derece iyi yapılmıştır. Baksana evlerimizin ya. Her birinin altında sığınaklar vardır. 1-1,5 metre tavan yüksekliğinde. Teknik açıdan şöyle söyleyeyim, kablolama, borulama vesaire gibi tesisatla ilgili sıkıntıların hepsi bodrum katta. Yani hiç buralarda kırma dökme işi olmaz. Hazır Rusya-Ukrayna karışmışken bak sığınak da var. Harika. Evet burası da bir diğer oda. Burası da kedinin odasıydı. Tavan arası bölmelerimiz var bizim bir de Yiğit. Burada herhangi bir şu an yani kullanılmıyor bu evi sahibi tarafından ama ileriye yönelik hani bu evi büyütmek isterim, kişi sayısının artışına göre ileriki yıllarda büyümek isterim diyenler burayı da şu merdiven boşluğundan şuraya tavanı merdiven yukarı kat çıkarak öyle o mi? Alanda da yaklaşık 30 metrekareye yakın bu ev için, bu ev tipi için söylüyorum. Bir alan yaratabiliyorlar. Bu Amerikan tipi evlerinde hep oluyordu zaten. Evet. Ondan evet. Bütün evlerimizin var. Tavan araları var. Hmm. Ama isteyen kullanıyor, isteyen kullanmıyor gibi düşünebilirsiniz. Alarm sistemimiz var. Evet. Güvenliğe bağlı alarm yani. Sistemidir o. Alt kat ve üst kat ayrı ayrı kurulum yapılabilir. Evlerin hepsinde evcil hayvan olduğu için işte evcil hayvan hareketine duyarlı. Sensörlü her şeyi düşünmüşler evet. ya bunu diye. Sitemizin kendisine ait ambulans aracı var. Ring seferlerimiz var. Şehrin belli noktalarına yani Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Pendik, Tepeüstü gibi noktalara bu siteden. Bayağı lüks bir yaşam var burada. Evet. Az önce bahçede söylediğim gibi ama burada aslında ev satmıyoruz. Evet, bir yaşam tarzına dahil oluyorsunuz. Aslında evet. çok fazla reklam olmasa daha iyi buranın. Daha böyle gizli kalması daha evet. tatlı. Evet. Biz bundan memnunuz. Artık olan oldu. Evet olan oldu. 7-24 artık burası. O zaman şey yapalım. Bahçe kaldı. Tamam, bahçe kalmıştı. Bakalım. Arkadaşlar şimdi bahçeyi geziyoruz. Ardından da senin geri kalan yerlerini gezeceğiz. Hazır mısınız? Hazırsınız. Görüşürüz. Hoş geldiniz.
Funda diyor ki ya bu ne? Vallahi yemin ederim. Ay nerede ne tepki vereceğimi ayırt edemiyorum. O yüzden buna şey oldum böyle. Arkadaşlar evet. Şimdi evin bahçe kısmındayız, yeşillik alanında. Bunlar beni taşımıyor mu? Aman elimde kalır, hiç şey yapmayayım. Kuş seslerine odaklanabilir miyiz? Evet ya, benim sesim çok çıkıyor değil mi? Hayır, sesin için demedim ama onlar da hoş bir ses. Bu arada full cıvıltı var biz geldiğimizden beri. Harika. Buranın bahçıvanı temiz sağlıyor yoksa sen özel mi? Hayır, bahçe hizmetleri bizde mülk sahibine ait. Yani bahçede havuzun varsa bahçıvanın havuz bakımı vesaire tamamen mülk sahibine ait. Aidatların içerisinde böyle bir hizmet yok. Yok. Burada bir garaj alanımız evet, var. Evet, bir yarı açık garajımız var burada bizim. Annem burayı görse beğenirdi. Evet. Tüm gün çay kahve içerdin Leyla Portakal. Şöyle ifade edeyim. İki tane kapı görüyorsunuz. Bu iki kapıdan bir tanesi bizim burası tesisat odamız. Bütün elektrik, doğalgaz, su tesisatı burada. Makine odası. Evet, makine odası. Evin dışına yapmaları büyük evet, artı. Aynen. Çünkü ses oluyor, gürültü oluyor evin içinde. Burada da bir depo alanımız var. Amerika'da da hep böyle. Evet, burası da depo. Aa, şarap. Aa, rakıymış o. Şarap da var. Güzel. Viski, şarap, her şey var bu evde. Evet. Hemen arkada da bir güzel bostanımız var. Meyve ağaçlarımız, çileğimiz, soğanımız vesairemiz. Yaz mevsiminde işte ekilecek, dikilecek alanlar burası. Ya sanki İstanbul'da değilim değil ya. Gibi su deposu var. Su deposu evin var. Evin içerisinde. 5 ton bir su deposu var. Karşısı tamamen orman, arkası tamamen orman. Bizde öyle evler var ki evlerin içerisinde korular var. 15-20 ağaçlık koruları olan evler var. Hepsi tapuya zimmetli. Bakanlıktan onay alınmadan kesilemez ağaçlardır. Orman içerisinde modern evet. Bir yaşam ya burası. Orman içerisinde dediğim zaman hep insanların aklına hani böyle kesip biçerek yapılan siteler geliyor. Bu kesinlikle öyle bir site değil. Burada yeşile çok önem veriliyor. Çok önemseniyor. Ona göre plan yapmışlar. Ona göre planlanmış bir site. Şöyle ön tarafa doğru da gidelim. Vallahi buraya bayıldım ya. Bu arada yine orman içerisinde dediğim zaman hani tapularla ilgili insanların soru evet. işareti oluşmasın kafasında. Herhangi bir 2B arazisi durumu söz konusu değil bu sitede. Evlerimizin tamamında kat mülkiyet tapusu mevcut. Sitelerdeki o bahçelerin ortak alan olması durumu burada söz konusu değil. O zaman ben bu arazinin sahibi evet, oluyorum. Bu bir dönüm bahçenin tapu üzerinde de sahibi oluyorsunuz. Evet. Harika. Şu eve de bir dış cepheden bir bakalım yahu. Evet. Aa, güzel bir şey varmış orada. Hadi sen atla. Evet, bu tarz ilk defa deneyimleyeceğim. Evet. Bakalım rahat mı? Oturabilsem bir de... Ay, vallahi harika. Sallayayım mı Yiğit? Evet, salla. Burada arazi sahibi olmak zaten avantaj. Evet. Genelde bu tarz projelerde şey oluyor herhalde, arazide pay sahibi falan oluyor. Yani olarak. Sitenin ortak alanı diye geçiyor. Bölgedeki birçok sitede bahçe adı altındaki evet. bahçeler ama bu site öyle bir site O zaman değil. Hakikaten ben burayı alıp böyle çat diye havuz yapabilirim. Çat diye havuz yapabilirsiniz projesi olan evlerde. Mesela burada benim iki dönüm bahçem var, ben bunun içerisinde betonarme bir şey yapayım diyemezsiniz. Diyemem, evet. Ha, izin almam Yani lazım. Sitenin belli kuralları, belli kaideleri var, onlara uymamız gerekiyor. Herhalde ailece böyle arkadaşlar böyle barbekü... Tabii çok keyifli. Bu bahçe ve bu aile de dostu, arkadaşlığı çok seven bir aile. Çok keyifli sohbet ortamları. Açıkçası biz yabancı menşeli çok yaşayanımız yok bizim. Bilen geliyor burayı evet, daha. Evet, aynen. Şimdi Acarkent'te yaşıyorum. Oradaki ofiste çalıştığım için hani orada genelde böyle bir İran situasyonu var. Yabancı popülasyonu çok fazla. Bizde yok. Onların da çok tercih edeceği bir nokta da değil açıkçası. Hem uzak hem biraz burası gösterişten uzak ya. Onlar biraz gösterişten. Evet. Burada sohbet arasında şey demiştin. Sanat camiasından da kişiler var. Evet. Sanat camiasından da kişilerimiz var. Popüler isimlerimiz popüler var. Isimler. Ama onlar da kendi hallerinde yaşamayı seven evet. gerçekten popüler insanlar. Daha mütevazı. Daha mütevazı yaşamayı seven. İsimleri merak insanlar. Ediyorsunuz. Söylüyorum. Şaka yaptım. Hiçbir şekilde söyleyemem. Çünkü özel isimler. Evet, onları bana arayıp sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sitenin şöyle bir ortak alanlarını da şöyle kısa bir gezelim. Bakalım ne var ne yok. Restoran var. Evet. Şöyle söyleyeyim. Burada kapalı açık manejlerimiz var. At binicilik tesislerimiz var. Kapalı açık havuzlarımız var. Kapalı açık voleybol, basketbol sahaları, tenis kortları var. Fitness alanımız 3 bölümden oluşuyor. Yoga, pilates salonu, vücut geliştirme aletlerinin aidat olduğu. Aidat dahil mi o hizmetler? Evet, onlar aidata dahil. Aidat her evin farklı. Yani 1+1'in farklı, işte 6+1'in farklı. Bahçe büyüklüğüne göre yani site içerisinde kapladığı alana göre belirlenmiş durumda. Ya yani mesela buranın ne kadar? 2800 lira. İyi, bu kadar olana rağmen iyi. Şehirdeki aidatlar daha evet. şey olabiliyor. Senin geri kalanını gezmeden, oraya geçmeden arkadaşlar eğer bu evle ilgileniyorsanız ve bu tarz bir ev almak istiyorsanız veya bu evi satın almak isterseniz 980 metrekarede arazisi vardı. Evet. Hafızamı tazeledim. Funda ile iletişime geçebilirsin. O buranın en ünlü isimlerinden bir tanesi. Ben ünlüler oturuyor dedim de o burada onlardan daha ünlü. Hatta öyle beni söyleyeyim burada kimse bu arada. Funda olarak bilmiyor bu arada. Kasabanın şerifi Kasabanın şerifi. Evet. Funda deseniz tanımıyorlar. Kasabanın şerifi dediğimiz zaman ayrı bir şeyim oldu. Mahlası. Mahlas deniyordu değil mi? Rap camiasında. Mahlası kasabanın şerifi. Instagram adresini de buraya yazıyorum.
şöyle çok yazdım. Teşekkürler. Açıklama kısmına da Funda'nın iletişim bilgilerini, daha doğrusu mail adresini ve bazı ulaşabileceğiniz bilgilerini paylaşacağım senin izin verdiğin tabii kadarıyla. Ki, tabii ki. Yurt dışından buraya yerleşmenizi de tavsiye ederim. İlla İstanbul için düşünmeyin burayı. Yani ben Zekeriya Köy'den 20 dakikada geldim bu arada. Evet, genelde uzak diye algılanıyor ama öyle bir algıyı kaldırmak değil. İstiyoruz bu şeyden çünkü 20 dakikada gerçekten çok yakın. Her yere çok yakın. Evet, İstanbul Havalimanı'na yarım saat, tabii ya da 15 dakika falan evet, burada. Evet, aynen. Funda ile iletişime geçebilir. İsterseniz bu siteden de kiralama yapabilirsiniz. Şimdi sitenin devamına geçiyoruz. Şimdi sosyal tesise geldik. Evet, aynen öyle. 2-3 dakika falan sürdü herhalde. Aynen. Burası böyle. Burası ikinci etapta bulunan sosyal tesisimiz. Burada açık bir havuzumuz, şurada kapalı bir havuzumuz var. Bunun içerisinde yine fitness alanımız, buhar odalarımız var. Ay çok tatlıymış. Yukarıda bir köy meydanımız var. Tek kafe pastanemiz var. Evet. Veterinerimiz, drama okulumuz, güzel sanatlar atölyemiz, bay bayan kuaförümüz, marketimiz. Tabii tabii. Ya şöyle çok aşağılara yürüme mesafesi değil açıkçası ama hani burada insanların skuterları, bisikletleri, değişik elektronik tanımlayamadığım cihazlar var. yeni tanımlayamadığım cihazlar var. Ben de geçen Antalya'da bin TL'lere skuterlara. Dolayısıyla onlarla çok sık geliyor. Zaten hepsinin de eve servisleri de var. Çok tatlı. Şimdi güzel bir kafe restoranımız var burada. Orada bir çocukluğuma gittim. Evet. Antalya'da Naturland diye bir otel vardı. Çok meşhurdu, sonra kapanmış. Çocukken beni oraya götürmüşlerdi bir kere. Her şey doğal. Böyle bir atmosferi vardı. Tabii burası da hani aslında baktığın zaman 5 yıldızlı tatil köyü mantığında bir yer yani. Evet. Tatil köyü gibi. Çocuk parkı var. Evet. Arka tarafta at binicilik tesislerimiz var. Kapalı açık manejlerimiz var. Burada da şömineli güzel bir salonumuz var. Burada güzel yemek yiyelim keyifle. Olur. Sohbet edelim. Arkadaşlar şimdi bir yemek yiyeceğiz. Karnımız bayo. Ben çok acıktım. O yüzden önümüzdeki hafta görüşürüz arkadaşlar. Ömerli Kasaba Evleri harika bir site bu arada. Ben beğendim bayağı. Tam bir Amerikan, benim sevdiğim bir tarz. Teşekkür ediyoruz Funda. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir yolculuktu benim de sizinle yaptığım. Burada sana sırtımızı yaslayabiliriz artık ev geldikçe. Her zaman misafirim olun. Her zaman çok memnun olurum. İçinden diyor ki Yiğit, mutlaka bir alım yapacaksanız mutlaka bu siteyi de görmeniz lazım. Ben kesinlikle bütün müşterilerime onu söylüyorum. Mutlaka görmeleri lazım. Gerçekten burası sadece ev konut değil yani. Ya bunu pazarlama falan. Bir kere gelin gezin görün Funda'yla. Bana ihtiyaç yok zaten. Burada evler kendini satıyor. Senin enerjin başka. Teşekkür ederim. Seninle bir tanışsınlar, ondan sonra zaten kesin karar verirler. Önümüzdeki hafta görüşürüz arkadaşlar o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like etmeyi unutmayın lütfen. Bana destek oldukça çünkü videolarım öne çıkıyor. Ben daha çok motive oluyorum. Daha fazla video çekiyorum falan. Öyle yani, o yüzden. Yoksa bir çıkarım yok oğlum. Abone olun lan artık. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz.